Yol TV ekranlarından merhabalar. Şöpten İkisi programı ile karşınızdayız. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. İlk önce ben bununla ilgili ufak bir şey söyleyip ondan sonra Süleyman Karan'a merhaba diyeceğim. 24 Kasım Öğretmenler Günü ve ben laik ve bilimsel eğitimi önemseyen bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Onun dışında Türkçe bilmediği için Kürtçe bilen ya da Kürt olan çocuğa gerizekalı muamelesi yapmayan öğretmenlerin ve kaynaştırma öğrencilerine de süs bitkisi muamelesi yapmayan bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başlamak istiyorum. Hemen Süleyman Karan'a dönüyorum. Merhaba diyorum. Merhaba. Nasılsın? Ben biraz ötekileştireyim önce. Hiç nasılsın tamam. Falan değil mi? Hemen. Ben eğitim bilsende, bazı derneklerde olan, ticanilik yapan, kız çocuklara baskı kuran Öğretmenlerin Günü'nü asla kutlamamak gerektiğini düşünüyorum. Evet, ben de ayrıştırdım. Bu müfredatı birebir uygulayan öğretmenlerin öğretmen olmadığını düşünüyorum. En azından fırsat bulup bilimsel ve laik eğitim vermek için fırsat bulabilirler. Bunu yapmaları gerektiğini düşünüyorum. O zaman kutlamak gerektiğini düşünüyorum Öğretmenlerin Günü'nü. Evet. Tabii ki onun dışındaki tüm işsiz öğretmenlerin, işten çıkartılmış öğretmenlerin, KHK'yla çıkartılmış öğretmenlerin, evet, hapiste olan öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Senin gibi bu mesleği yapmaktan vazgeçmiş öğretmenlerin de günü kutlu olsun. Bu da bir onurdur çünkü. Teşekkür ederim. Diyorum. Hemen birkaç duyurumuz var. Onları evet, yapalım. Onları... Yarın çok yoğun bir gün olacak. Maalesef. 25 Kasım böyle üst üste geldi. Biraz da mecburiyetlerden dolayı üst üste geldi. Tabii ki değiştirilemeyecek olan bir gün olan 25 Kasım Uluslararası Şiddete Karşı Mücadele Günü var ve kadınlar yarın eylemdeler. Süreyya Operası önünde saat 14'te Kadıköy'de buluşuyorlar. Akşam klasik İstiklal yürüyüşü var. Aynı gün, aynı saatte Gidi Kadıköy'de İskele Meydanı'nda hayvan hakları yasama izleme delegasyonunun önderliğinde yapılan bütün hemen hemen hayvan hakları derneklerinin, inisiyatiflerinin katılacağı bir eylem var. Bunun sebebi şu, niye bugüne denk getirdiler? Mecburen getirdiler çünkü bir iki hafta içinde hayvan hakları yasası çıkacak ve maalesef bir öncekine göre de daha geri bir yasa gündeme gelebilir. İşte bunu engellemek için, baskı kurmak için orada olacaklar. Yani böyle işte kedi paylaşıp, köpek paylaşıp, Facebook'ta tecavüz edilmiş köpek resmi koyup ya da bu kediyi buldum ne yapayım diye fotoğrafı atıp çekip gidenlerin mümkünse bir zahmet saat 14'te İskele Meydanı'na gidip hayvan hakları için destek vermesini isteyelim. Evet. Yarın yine bir şey daha var, seçim süreci meclisleri. Seçim süreci meclisleri referandumdan bu yana faaliyette olan hayır meclislerinden evrilmiş, tümüyle taban inisiyatifinden oluşan, tüm muhalif partilerden, inisiyatiflerden, farklı görüşlerden, etnik kimliklerden insanların bir araya geldiği ve Türkiye'de demokratik seçimlerin yapılmasını, Türkiye'nin yeniden demokrasiye dönmesini hedefleyen bireylerin bir araya geldiği bir meclis, yaklaşık 21 tane ilçede örgütlüydü İstanbul'da, 5 tane de ilde örgütlüydü. Seçimler sonrası ara veriyor, şimdi yeniden toplanıyor. Ne için? Yerel seçimler için. Yarın saat 15-18 arasında Kozyatağı Kültür Merkezi'nde de büyük bu toplantımız var. Ondan sonra birkaç toplantı daha olur. Sonra her zaman gibi biz yerimizi sokakta alacağız. Pazarlıklarda, başkanım, bakanım, o bu falan diyerek diye insan gibi demokrasi mücadelesi vereceğiz. Evet. Bekleriz diyelim. Yarın yoğun bir gün ve evet, sokaktayız biz de. Değil mi? Toplantılara bölünmeye çalışacağız. Evet. Yani herhalde sen önce şeye gidip oradan geleceksin. Muhtemelen. Süreyya'ya gidersin evet, sen. Koşuşturmacalı bir gün ya da Taksim'deki yürüyüşe yetişeceğiz İstiklal'de. Ha, o da olabilir evet, senin için. Ben belki öbürüne uğrayıp bir ara, ama yok öyle bir fırsatım olmayacak benim. Evet. Hayvan haklarına uğrayabilirdim ama zor görünüyor. Evet, gündeme geçelim. Aslında ben şöyle kısa bir gündem maddesiyle başlamak istiyorum. Esas gündemimize öyle geçmek istiyorum. Şimdi Ayşe Hür, yazar Ayşe Hür. Kendisini sevip sevmemekle ilgili herhangi bir şey söylemeyeceğim ama Ayşe Hür Twitter'dan Kürtçe bir söz söyle diye bir hashtag açılmış. O da Ejdite Hezdikim, yani seni seviyorum cümlesini paylaşmış. MHP'li Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu Ayşe Hür'ü Türk düşmanı ilan etti bunun üzerine. Ayşe Hür'e destekler verildi tabii. Hani siyasi olarak tanıdığımız isimlerden de destek verildi.
Şimdi ben özellikle buna bir değinmek istiyorum. Buraya gelirken öğrendim. MHP'ye şöyle seslenmek istiyorum. Ez MHP, hez nakim. Yani MHP'yi sevmiyorum. Evet, bu kafayı sevmiyorum. Yani insanın böyle babası olsa, yani gerçekten insanı Türk olmaktan utandıracak bir kafa yapısı bu. Böyle bir babam olsa, evde bu kadar saçmalasa derim ki insan içinde konuşma, gerçekten bizi rezil ediyorsun konuştukça. Ben bu MHP'nin kafasıyla ilgili görüşünü merak ediyorum. Garip bir durum değil mi? Sonuçta evet. Bahçeli çıkıyor, diyor ki kardeşim biz ırkçı parti değiliz. Evet. Biz Kürtleri de Türkler kadar severiz. Türkçeyi de Kürtçe kadar severiz anlamına da geliyor mu? Bu tabii evet. ki geliyor. Kürtçeye karşı mı, Kürtçe konuşmasına karşı mı insanların? Hayır, MHP neye karşı? Kürtçenin ikinci dil olarak resmi dil olmasına karşı değil mi? Evet. Şimdi bu adam ne dedin adı? Bir de sözde PKK'ye karşı Kürtlerle bir sorunu yok. Bu adam kim dedin? MHP? MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu. Şimdi bu Hidayet Bey. Hı hı. Partisinin ne düşündüğünü bilmiyor bir. Hı hı. Mesela Kürtçe dünyadan bir haber adam nasıl denir? Biliyor musun? Bilmiyorum maalesef. Bunu öğrenip Hidayet'e bundan sonra böyle hitap edin. Evet. Değil mi? Olduğu yerde ne olduğunu bilmeyen adam falan gibi böyle ilginç bir zincirleme isim tamlaması bulalım. Kürtçesini söyleyelim bu adamı gördüğümüz yerde. Saçma sapan, sırf öne çıkmak için. Evet yani... Irkçı kafa. Kesinlikle. Popülist. Zırva yani. Bence önce bizim değil zaten Bahçeli'nin bunu bir kulağını çekmesi gerekir. Evet. Eğer ki ırkçı değilse. Evet. Çok haklısın. Bir de gerçi böyle hani piskevit diyor. Şimdi nasıl diyecek o şimdi da? Çocuklarımıza yabancı dili öğretmek için uğraşıyoruz ve övünüyoruz ya. Yani benim çocuğum şakır şakır Fransızca okay konuşuyor. Çok iyi olmuyor, İngilizce değil mi? Değil mi? Okey deriz falan. Bunlarla ilgili bir sıkıntı yok ama Kürtçe konuşulurken yani direkt Türk düşmanı ilan etmek gerçekten akıllara zarar bir durum diyorum ve gündeme geçiyorum. Kürtlerden başladık, HDP'den devam edelim. İlk gündemimiz Demirtaş. Evet. Ahim Demirtaş'ın makul şüpheyle tutuklandığını ancak tutuklanma süresinin çok uzun sürdüğünü ve hak gaspına uğradığını söyledi ve tavsiye niteliğinde değil derhal bırakılması gerektiğine hükmetti. Ancak Erdoğan karşı hamlede bulunuruz, biz kendi işimize bakarız ve Ahim kararı bizi bağlamaz dedi ki kendisi de daha önce Ahim'in kapısını 3 defa çalmıştı. Evet. Maalesef böyle bir süreçten geçiyoruz. Şimdi gelirken Demirtaş'ın avukatlarının bir işte açıklaması vardı. Onu okuyarak geldim. Orada da şey diyorlar, bu karşı hamlenin ne olduğu anlaşılmaya başladı. Hükümet elini hızlı tutmaya ve yargı da işi çabuklaştırmaya yönelik adımlar atıyor ve Demirtaş hakkındaki hapis cezası onanacak. Böylelikle ahim kararı boşta kalacak deniliyor. Şimdi... Normlar hiyerarşisi denilen bir şey var. Normalde biz gidip bunu imzalamışız ve bu kurallara uymak zorundayız. Ve ülkemizdeki kanunlarla eğer ters düşerse, çelişecek bir durum çıkarsa ülkeler arası, uluslararası anlaşmalarda üstündür. Daha üstündür. Tabii. Onun söylediği verdiği kural geçerlidir. Buradan bir başlayalım. Sen ne diyorsun Demirtaş'la ilgili olan süreçte? İşte tamam. Onu da normlar hiyerarşisinde şu an ekrana yansıtıyoruz. Şimdi öncelikle hükümetin yansıttığıyla Ahim'in söylediği arasında bir fark. Ahim diyor ki, tutuksuz yargılayın kardeşim. Evet. Yani mahkeme yargılayın iptal et. Yargılayın demiyor. İşte yok Demirtaş suçsuzdur falan gibi iddiası da yok. Basit bir şey söylüyor. Usulen bir şey söylüyor. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bu da tabii ki yani tutukluluğu bir cezalandırma unsuru olarak kullanan bu bağımlı yargı için bir sıkıntı. Bunu yaparsa... Demirtaş'ı herkese yapmak zorunda kalabilir. Bir evet. İçtihat olabilir. Bunun için direniyor ve yalan söylüyorlar. Söyledikleri yalan da sanki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi HDP'li işte PKK'nın var bir ilişkisi de işte onu savunuyor, onu şey yapıyor. Yok zaten birisi çıktı ne dedi? FETÖ ele geçirmiş dedi ya. Evet. Ya bu kadar da manyaklaşabiliyorlar. Öncelikle bırakılması gerekir tabii ki. Hı hı. Sadece Demirtaş'ın değil binlerce tutuklu olarak yargılanan insanın bırakılması gerekir. Çünkü bunların hepsi fikir suçlusu bir kere. Evet. Ne kadar terör falan diye geviş getirseler de terör melor değil kardeşim. Nerede silah mı kullanmış ne yapmış? Evet. Tabii ki bırakılması gerekir. İmzaladığımız bir şey bizi bağlar. Evet. Çok net bağlar. Bunun şeyi de var. Zaten o cezaları da ödeyecekler. Şimdi bir 10 bin avro bir de 15 bin
avro, iki ceza var usulen kesilmiş. Bunları da çatır çatır ödeyecekler, geciktirseler de ödemek zorundalar ve bunu yapıyorlar zaten. Buradan efelik yapıyorlar ama evet. Hepsini de yapmak zorundalar çünkü imza atmışsın kardeşim. Hikaye bu kadar net ve basit, gerisi manipülasyon. Peki sence bu mahkum ceza edecekler. Onanacak mı? Evet, ben de öyle düşünüyorum. Mahkum edecekler, en kısa sürede mahkum edecekler. Şöyle bir zararı olacak AİHM'in bize. Zaten AİHM, dikkat ediyorsan, çok da demokrat davranmıyor. Yani evet. Bakıyor duruma, Avrupa'da işte Siemens bir 35 milyarlık ihale alacak, bir daha yumuşak davranıyor. AİHM böyle bir şey. Yani Avrupa'nın demokrasi anlayışı, insan hakları anlayışının ne halt olduğunu zaten biliyoruz biz. Değil mi? 200'lü olduklarını biliyoruz. Deutsche Welle'de çalışırsan çıkarsın dışarı, Yol TV'de çalışıyorsan çürürsün içeride. Hikaye bu kadar basit. Çünkü bunlar aslında Avrupa'ya falan efelenemeyen, bize efelenebilen tipler. Halka efelenebilen tipler. Bu sebeple en kısa sürede mahkum edeceklerini düşünüyorum. Bu tüm yargılananlara da yansıyacak. Zaten şey hikayesi de var. Sürekli baskı yapıyor Adalet Bakanı, bitirin artık şu davaları, bitirin artık şu davaları diye. Evet. Paket paket bizi içeri atacaklar. Hikaye evet. Bence böyle gelişecek. Ha, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra biz de AİHM'den tıpkı Tayyip Erdoğan gibi gideceğiz AİHM'e. Dava açacağız ama şöyle bir şey yapalım diyorum. Halkın parasını almayalım. Bunlar devrildikten sonra mesela onun evini alalım. Değil mi? Adalet Bakanı'nın tarlasını alalım, arazisini alalım. Yani öyle bir şey geliştirmesi lazım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin diye evet. Düşünüyorum. Bu devletin değil, devleti ele geçirmiş kabilenin suçu. Onlardan hesabını sormamız lazım. Bir de küçük not. Ya kardeşim ne olur bakın AİHM'le ilgili bir şey yazarken, bunu kendi tarafımızda söylüyorum. Bunun adı AİHM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Avrupa Hakları İnsan Mahkemesi değil. AİHM yazmayın ya, AİHM yazın. Tamam. Peki 18. madde üzerinde birazcık konuşalım. 18. madde diyor ki, hak ve özgürlüklerin sözleşme hükümleriyle izin verilen durumlar dışında kısıtlanamayacağı, kısıtlamaların da açıklanması ve belirli bir amaca hizmet etmesi gerektiği kaydediliyor. Seçim derken de aslında demokratik hakkını kullanamadığını söylüyor Demirtaş'ın. Peki Demirtaş içerideyken iki tane seçim yapıldı. Ve bir tanesinde de Cumhurbaşkanı adayıydı. Ve biz zaten onun demokratik bir seçim olmadığını öncesinde söylemiştik. Çünkü kendini anlatmasına fırsat verilmedi. Miting yapmasına, halkı, vatandaşa, seçmenine ulaşmasına fırsat verilmedi. Şimdi peki bu durum, AİHM öyle şu an öyle bir bağlayıcılığı var ki aslında bu sürecin demokratik olmadığını net olarak söylemiş oldu. Peki bu seçimler o zaman antidemokratik olduğu da tescillenmiş olmuyor mu? Yani bu seçimler üzerinde etkisi olmayacak. Oldu bitti mi olacak ya şimdi? Şimdi zaten AGİT, Avrupa Parlamentosu, bütün izleme komiteleri geçen seçimlerinde referandumunda antidemokratik olduğunu, usulsüz olduğunu açıkladı. Evet. Ama tabii ki Türkiye'deki sistem ve Avrupa'daki bu girift ilişkiler sebebiyle bunları tanımıyorlar. Evet. Ya zaten Türkiye'de hiçbir seçim uzun süredir demokratik olmuyor. Sırf şeyden düşünün. Bırak yasal şeyleri, koşulları. Medya üzerindeki baskı ve medyadaki merkezileşme, yandaş medyanın her şeye egemen olması üstünden düşünürsen bile bu böyle. Ha ne ama tüm bunlara rağmen o kadar zayıf bir iktidarla karşı karşıyayız ki, ideolojisi zayıf, İnsan kalitesi zayıf bir iktidarla karşı. Buna rağmen ancak işte ite kaka bir de üstüne çala çırpa iktidarda kalabiliyorlar. Evet. Çala çırpa referandumda evet çıkartabiliyorlar. Evet. Bu kadarlar. Bir şey değinmek istiyorum. Bu geçirildiğini söylüyorlar ya. Mesela Türkiye'yi temsil eden yargıç Işıl Karakaş. Işıl Karakaş'ın eşi Eser Karakaş, o da burada KHK'yla işinden olmuş ancak Avrupa'ya kaçmış bir isim. Hatta Avrupa'ya çıktıktan sonra hani göstermelik bir şekilde KHK'yla ihraç edildi. Bu isim mesela FETÖ ve AKP'ye çok yandaş bir isimdi. Sonrasında FETÖ ile AKP çıkarları zedelenip de yollarını ayırdıklarında FETÖ'nün tarafını tutan, onların yayın organından seslenen bir isimdi. Ama Eser Karakaş'tan Eser bahsediyoruz. Karakaş. Şeyden değil, sonra Işıl Karakaş'la da ayrılmışlar zaten. Evet. Hani şu an eski eşi durumunda.
Yani Işıl Karakaş da zaten muhalefet etmiş bu duruma. Yani oraya imza atmayan ve hani bu bir hak kaybı değildir diyen bir isim. Yani Türkiye'yi temsil eden yargıç Demirtaş'ın şu an hak gaspına uğramadığını söylüyor. O nedenle hani FETÖ yakıştırmaları da sanıyorum. Şimdi FETÖ yakıştırması yapan herkes ahlaksız. Değil mi? Yalancı, üçkağıtçı. Hı hı. Bunlar FETÖ'nün Türkiye'de uyguladıkları şu anki bağımlı yargı sistemini birebir eski dostlarından aldılar. Aynısını uyguluyorlar. Yargı üzerinden insanların hayatını karartıyorlar. Şu anki yargının FETÖ'cü yargıdan hiçbir farkı yok. Evet. Zaten onlar öğretti, bunlar devam ediyor. AİHM kararının olduğu gün akşamı Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman sarayda Erdoğan'ı ziyaret etti. Yani bu da çok ilginç bir tesadüf. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı sarayda Erdoğan'ın yanındaydı AİHM kararının verileceği gün. Yani ne daha kadar bağımsız yargı. Evet. Ayhan Bilgen'e geçelim. Geçelim. Garip bir bilmece oldu. Yani istifa etti mi etmedi mi sonrasında ettiği ve genel başkanlara bildirdiği söylendi. Aldığımız duyumlara göre istifası kabul edilmemiş ancak MYK'da tekrar gündeme getirilecekmiş. Ayhan Bilgen Roboski katliamı diyelim. Kendinde sorumluluk hissediyor. Çünkü AİHM'e gönderilirken iki tane belge eksik gönderilmişti. Zamanında gönderilmemişti. Bu nedenle de AİHM bu davaya bakamadı ve Roboski'li ailelere karşı sorumlu olduğunu hissederek bir mesaj attı. Ben görevlerimi bırakıyorum diye bir tweet attı. Sonra o tweet'i sildi. İşte tweet'i de vermişiz. Eğer bir konuya dava diye sahip çıkmak gerekiyorsa Roboski davası bunu fazlasıyla hak eder. Üzerimize düşen sorumluluğu hakkıyla yerine okur musun lütfen, kameradan göremiyorum. Üzerime düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getiremediğim için ailelere verdiğim sözün gereği olarak kişisel öz eleştirimi veriyor, özür diliyor ve bırakıyorum diyor. Neyi bıraktığını anlamıyoruz. Evet, sonrasında bir mesaj daha atarak açıklama yaptı. Roboski konusunda daha duyarlı başka bir adres olmadığına göre bir yere gitmiyorum, mücadeleyi bırakmıyorum. Sadece siyasette sorumlulardan hesap soramadığımızda halka hesap vermemiz gerektiğini biliyorum dedi, nokta dedi. Sonra BBC Türkçe'ye... Anlamadım, istifa etmedi mi yani? Ya işte bunu söyledikten sonra istifasının genel başkanlara ilettiğini söyledi. Hı hı. Yalnız BBC Türkçe, şimdi buraya kadar aslında Ayhan Bilgen'in ne yaptığı anlaşılamamıştı. Yani evet. Çünkü Roboski'nin üzerinden, AİHM kararının üzerinden 5 ay geçmiş. Evet, yani şöyle bir sıkıntı var, bu dili biz anlayamadık. Evet. Ne demek istediğini çözemedik. Başka bir sıkıntı olduğunu anladık ama. Evet, başka bir işin içinde başka bir sıkıntı olduğu belliydi. Üzerinden davanın 5 ay geçmiş ve neden şimdi? Evet, yani burası aslında bakarsan bir istifa gerektiren bir durum. Çünkü Roboski'de onca genç katledildi. Ve belgelerin zamanında gönderilmesi gerekiyordu. Buraya kadar her şey tamam ama neden istifa şimdi geldi? Kafalarda soru işaretiydi. Sonra BBC Türkçe'ye bir açıklama yapmış Ayhan Bilgen. Ve orada demiş ki, eksik belgeleri de iki gün geciktiren avukatları sorumlu tutuyor ve partisinin de bu konuda yeterince etkili olmadığını düşünüyormuş Ayhan Bilgen. Avukatları sorumlu tutmuş, partide yeterince etkili olmadı demiş. Bir kendini de, mi eleştirdi, partiyi mi? Partiyi eleştiriyor ve avukatları eleştiriyor. Çünkü parti yeteri kadar üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmedi diyor. Hatta şunu iddiaya göre şu da oluyor. Şırnak Barosu seçimlerinde bu avukatlardan biri olan Nuşirevan Elçi'nin HDP tarafından desteklendiğini ve tekrar baro başkanı olarak seçildiğini söylüyor. Ve bundan dolayı da öfkelenmiş. Soyadı Elçi mi? Evet, Nuşirevan Elçi. Şerafettin Elçi ile bir akrabalığı var mı? Bilemiyorum. O aileden olabilir. Olabilir. Şerafettin Elçi ya da Türkan Elçi'nin eşi neydi şu an hatırlayamadım. 28 yani Kasım'da da yarın güçlü bir Kürt ailesinden, politik olarak güçlü bir Kürt ailesinden olabilir. Belki de siyasi hesaplar vardı. Evet. Ya da avukatlar onu destekliyordu falan. Ama başka yani, bir sıkıntı olduğunu anlamış olduk. Roboski değilmiş, asıl mesele de buymuş demek evet, ki. Evet, aslında hani
Doğrusunu söylemek gerekirse tweetlerden sonra ben bu ne perhiz demiştim ama sonraki açıklaması, yani BBC Türkçe'ye verilen açıklama doğruysa, bu iddialar doğruysa, ben de Ayhan Bilgin'i haklı buldum. Sen ne düşünüyorsun peki? Yani bu sorumsuzluktur bence de, avukatlar eğer belgeyi zamanında göndermediyse. Baro Başkanı seçilmesine HDP'nin destek göstermesi nedir? Bunu nasıl yorumlarsın? Bu, yani sonuçta tabii siyasi bir parti, cari siyasi bir parti. Yani ne kadar farklı olsa da siyaset böyle yapılıyor Türkiye'de. Yani bazı şeylere elin mahkum oluyor. Orada baro seçimini de bunu destek kazanmış mı bu kadın? Evet, evet kazanmış. Kadın mı bu? Nuşirevan Elçi sanıyorum kadın. Elçi kazanmış. Demek ki kazananı oynamak, orada bir başarı öyküsü yazmak istedi HDP. Bunu yaptı. Şöyle bir doku uyuşmazlığı var. Ayhan Bilgen biliyorsun Mazlum Der kökenli değil mi? Evet. Mazlum Der'in de geçmişte yaptıkları gayet onurlu, ahlaklı, biraz da siyasetten uzak işler var. Evet. Şimdi onun getirdiği bir şey var. Ama ben yine de Ayhan Bilgen'in de tüm bu eleştirilerine rağmen aslında cari siyaseti, yani o Ezop dilini kullanarak başta ve Roboski'yi de bir şekilde kaba söyleyeceğim, meze etti demeyeyim ama kullanarak bu iç çatışmayı ortaya çıkartması bence hoş değil. Hoş olmamış. Hiçbiri hoş olmamış. Ama bizim bilmemiz iyi oldu tabii. Evet. Bu arada özür diliyorum. Nuşirevan Elçi'yi tanımadığımız için kadın diye düşündük ama erkek. Erkekmiş. Evet. Peki, ben de onu bir ben de emin olamadım. İlk bölümü bitiriyoruz. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere.